Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Rafet Arama'nın yüzündeki değişiklik dikkat çekti. Hatta biz bu masada da konuştuk böyle dolgu mu var, estetik mi var diye. Rafet'ten o iddialara yanıt gecikmedi, izleyelim. Diğerlere göre botoks yanak yaptırmışım. Ya manyak mısınız nesiniz? Yaptırsam şu çatıklarımı yaptırırım veya şu koca burnumu ama gerek duymuyorum. Olsun, doğuştan karizmatiyim, ben ne yapayım? Hayata karşı direncimi ve heyecanımı yitirmiyorum. Diğerlere göre botoks yanak yaptırmışım. Ya manyak mısınız nesiniz? Yaptırsam şu çatıklarımı yaptırırım veya şu koca burnumu ama gerek duymuyorum. Olsun, doğuştan karizmatiyim, ben ne yapayım? Evet. Ne diyorsun? Ne oldu, birbirimize girdik. Bu üçü de Rafet miydi? Ben karıştırmayayım diye söyledim. Üçü de Rafet'ti. Ortadakini tanıdım da. Sağdakini tanıdım. Sağdaki kim? Hepsi Rafet. O, biri Farlı Rafet. Şimdi ortadaki Rafet. Orijinal Rafet. Evet. Soldaki Farlı Rafet. Farlı. Ha. Sağdaki farları iyice açılmış Rafet'le. İşte bilmiyorum. O biz, en son soldaki vallahi bak, botoks artık herkesin hayatını kurtaran bir şey oldu. Yani özellikle evet. Kadınlar ama artık erkekler de bunu öğrendi, aynen keşfetti. Ondan sonra yalnız Rafet Arama'nın biraz işin şeyini çıkarmış. Yani o direkt alıp yılanı sokmuş galiba. her taraf girilmiş çünkü. Ya bak şuralarına dolgu yaptırdı. Dolgu. Çünkü botoks alında malında bir şey yok bir şey galiba. Var. Yani evet. Yaptırdıysa yaptırdık niye denmediğine şunu kızıyorum. Ya olabilir, artık hayatımızda bir gerçek var, estetik. Artık yani yapılıyor bu değil mi? Evet, ya yapmıyorum. Ben orijinal, ya orijinal diye insan kalır mı ya? Belli doğacağız. Yaşlan dersen orijinal kalacaksın. 56 şarjör müsün sen, orijinal kalacaksın yani. Evet ama... Olmaz öyle orijinal. Orijinal kimse kalmayacak. Hepimiz botoks da yapacağız. Gözaltı torbamızı da aldıracağız. Eğer şov kişisiysek diye söylüyorum. Dolgu da yaptıracağız. Bir şekilde yapacağız. Ama bir şekilde insanın bakımı. Artık erkekler bunu kadınların bir tek önüne geçebilecek duruma getirdi. Rafet Eroman 69 doğumlu. Yani 50 yaşında oluyor. Yani 50 yaşında yaptıran erkekler var. Ne olacak? Ama yaptırma. Bir de o arada böyle... Yüzünle para kazanıyorsun. Sen zamanı gelince... yanlış yani, değil. Tepki vermek yanlış. Onu demek. Yanlış değil. Yapılabilir. Bayanlar da yapıyor. Eskiden evet. Çok tepki vardı. Şimdi bugün Ajda Pekkan 20 yıl sözleşme yapmış mesela. Uzattı. Evet, 20 evet. Yıl biliyorsun. Uzattı. Aynen. İki planları var 20 yıl. Zaten bu aralar... 20 yıla planlarım var diyebilir misin Ajda Pekkan? Hangi izinleme şansı var? Yok. Bu aralar pop yıldızlarının yaptığı anlaşmalar bayağı gündeme geliyor. Tabii. Bir anlaşma da Gülşen'den geldi. Efendim yaz sonuna kadar 110 konser verecekmiş ve bu 110 konserden toplam 14 milyon 300 bin TL aldığı, yani alacağı ortaya çıktı. Bu rakam sosyal medyaya düşünce Gülşen'e neler yazdılar neler tahmin edebilirsiniz ama 110 konser veriyor çok ve sahnesi en çok tercih edilen isimlerden biri. Maliye daha çok maliye mi neler? Yani maliye Instagram'a giriyor mu? Peşine düşenler başka. Yorum yapıyor mu? Yani. Allah bol kazanç versin. Geliyorum. Takip ediyordur oradan maliye. Sen şunu söyleyeyim. Canım sen konserlere önden iki kişilik protokolda bize yer ayır falan diye. Ebru Gündeş de 57 konserlik anlaşma yapmıştı. O da 4 milyon lira kazanacak. Daha 57 fazla. 4 milyon TL. Evet. Ucuz 57 konserlik. İyi bakın hesaplayın. Bana ucuz geldi. Evet, biraz daha 4 fazla galiba. 4 milyon diye hatırlıyorum. Bir yine de kontrol edelim. Ama bu arada maliye olmaz, bu programları izlese yeter zaten. O çarp... Ne kadar ne yiyorlar ne içiyorlar. 57 konser mi dedin? 57 konser. 10 milyon üzerinde olması lazım. Evet. Hı. Ebru Gündeş'i Gülşen'inki 114 konser. O kaç lira alıyor? 14 milyon. 14 milyon. Kaç? 110. 117, 114 konser, evet. Yani matematik hesabı yapamıyorsanız Bahar Candan'ı çağıracağım. Evet, ha. Gelsin Bahar. Trigonometrisi ben gelecek şimdi. Ebru Gündeş'inki değil yani. Ebru Gündeş 4 milyon falan, 57 konser değil. Yani 4 milyon. Daha yüksek olacak. Bir kontrol edelim arkadaşlar. Yüksek, rakamları hemen şey yapalım, o çarpalım, şey bölelim. Yani fiyatı çıkıyor ortaya da onun için diye söyledim. Yani o fiyata da Ebru Gündeş'in çıkacağını sanmıyorum.